Değerli izleyicilerimiz Almanya Maliye Bakanı bugün tüm işletmeleri, tüm çalışanları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle devletin vatandaşlara, işletmelere yapacağı yardımda önce ön avans vereceğiz dedi. Ardından da kalan kısmını ödeyeceğiz dedi. Bakalım Almanya Maliye Bakanı neler söyledi? Hükümetin aldığı karar ve bankalarla vardı uzlaşma üzerine Kasım ayı sonuna kadar tek kişilik işletmelere 5000 euro ödenecek. 2 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelere 10.000 euro avans ödemesi yapılacak. Yardımların tamamı ise işletme sahiplerini başvuru incelendikten sonra bu başvuruları incelenip sonuçlandırıldıktan sonra yapılacak. Hükümet aldığı karar gereği işletmelerin kayıplarının yüzde %75'ine kadarını üstlenecek. 50 kişiye kadar istihdam yapanlara %75, 50 kişiden daha fazla istihdam sağlayan iş yerlerine ise %70 oranında yardım sağlanacak. Yapılacak destek için işletmelerin geçen yıl elde ettikleri ciroları kıstas olarak kabul edilecek. Firma ve işbet işletmelere yapılacak mali yardımın planlandığından yüksek olabileceğini belirten Almanya Federal Hükümeti Maliye Bakanı birkaç milyar euro fazla olabileceğini bunun yardımların ne ölçüde kullanıldığına bağlı olduğunu ifade etti değerli izleyicilerimiz. Yine haberde şu ifadeler var. Almanya'da Covid-19 salgında ikinci dalgaya başlayınca federal ve 16 eyaletin hükümetleri Kasım ayı boyunca spor salonlarını kafeteryalar, eğlence merkezleri, tiyatro, sinema, konser salonlarını ve yüzme havuzlarını, barları, diskotekleri ve savunaları kapatmıştı. Gastronomi sektöründe ise aynı süre içinde masalara servis yasaklanmıştı. Alınan kararlar önümüzdeki hafta tekrardan gözden geçirilecek deniyor değerli izleyicilerimiz. Ancak vaka sayısı artıyor. Bu kararlarda, bu yasaklarda bir hafifleme ya da bir gevşetme olacağını düşünmüyorum ben değerli izleyicilerimiz. Tabii ülkelerin ekonomileri de az önce ifade ettiğim gibi ciddi, ciddi anlamda etkileniyor. Bakın. Almanya koronavirüs nedeniyle yaklaşık 71 milyar avro vergi alamayacak değerli izleyicilerimiz. 71 milyar avro. Uzmanlar 2019'da 799.3 milyar avro vergi toplandığını Almanya'da bunun bu yıl 728.3 milyara düşeceğini ifade ediyorlar saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet gelinen noktada değerli izleyicilerimiz bu vergilerin azalması herkes de şu soru işaretine neden oldu. Hükümet, devlet bu vergi gelirindeki azalmayı yeni vergiler koyarak yerine tamamlayacak mı? Yani önümüzdeki günlerde Almanya'da 2021 yılı itibariyle yeni vergilerin de gelmesi söz konusu. Çünkü yaklaşık 71 milyar avroluk bir eksik var. Pek çok ekonomist, siyasetçi de önümüzdeki yıl itibariyle 2021'in Ocak ayı itibariyle ülkede yeni vergilerin alınacağını ifade ediyorlar saygıdeğer izleyicilerimiz. Tabii bunlar devam ederken Bakın Almanya ekonomisini göçmenler ayakta tutuyor. Ne demek bu? Almanya'da yeni kurulan her dört şirketten bir tanesini yabancılar kuruyor, göçmenler kuruyor. Evet. Bakın şöyle bir istatistik var. Almanya'da geçen yıl yeni kurulan 605 bin şirketin 160 binini göçmenler kurdu. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde beş artış gösterdi ve göçmenlerin kurduğu şirketlerin oranı. %26'ya yükseldi. Alman vatandaşlığı bulunmayanlar ile doğuştan Alman vatandaşı olmayanlar göçmen olarak kabul ediliyor. Doğuştan Alman vatandaşlığı bulunan göçmen kökenlerde de eklendiğinde %26'lık bu oranın yükseleceği ifade ediliyor değerli izleyicilerimiz. Yani göçmenler Almanya ekonomisini ayakta tutuyor saygıdeğer izleyicilerimiz. Şimdi koronavirüsle ilgili olarak Almanya tedbirleri sıklaştırdı, yasakları arttırdı. Yani kemerleri sıkıyor şu anda Almanya'da koronavirüsten bir an önce kurtulmak için. Şimdi Almanya'da biliyorsunuz riskli bölgelerden, Türkiye'de bunun içerisine dahil gelen insanlara değerli izleyicilerimiz dijital kayıt başvurusu yaptırılıyor. Yani siz mesela Türkiye'ye gittiniz, Türkiye'den döneceksiniz ya da başka bir riskli bölgeden Almanya'ya döneceksiniz. Bununla ilgili bir haber var. Bunu paylaşmak istiyorum. Neler yapılacağını belirtiliyor değerli izleyicilerimiz. Almanya Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelgeyle dijital kayıt sisteminin koronavirüsü engellemekte etkili olacağını ifade etti. Bu şekilde kişilerin karantina yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini denetleyeceklerini Dijital kayıtları ülkeye girişten 14 gün sonra da imha edeceklerini ifade ettiler. Almanya bu şekilde ülkeye kimlerin hangi bölgelerden geldiğini ve salgının nereden geldiğini ortaya çıkarmak istiyor deniliyor değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de biliyorsunuz riskli bölgeler içerisinde tüm bölgeleri, tüm illeri nereden giderseniz gidin Almanya'ya mutlak surette bu dijital kaydı gerçekleştirilmesi gerekiyor saygıdeğer izleyicilerimiz. Dünyada aşı kavgası başladı. Evet. Almanya bir aşı kavgasının içerisine düştü. Almanya Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada Almanya'da üretilen bir aşının diğer ülkelerden sonra alınacak olması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etti. Neden ifade etti bunu? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, daha pek çok Avrupa ülkesi gelişmiş ülkeler Almanya'da Profesör Doktor Uğur Şahin'in üretmiş olduğu biyontek adlı şirketin üretmiş olduğu aşıyı alabilmek için milyonlarca sipariş verdi bu durum Almanya hükümetinde ciddi anlamda huzursuzluğa neden oldu aşıya ulaşamama psikolojisi ortaya çıktı şimdi bununla ilgili haberi sizlerle paylaşacağım Almanya'da aşıyla ilgili neler oluyor saygıdeğer izleyicilerimiz bakın Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşının koronaya karşı yüzde %90'ın üzerinde başarılı açıklaması üzerine aşı paylaşımı kavgası çıktı. Aşıya Amerika Birleşik Devletleri şirketi Pfizer'ın ortak olması nedeniyle ABD'ye öncelik verileceği korkusu yaşanıyor. Bu tartışmalar sürerken Biontech'ten açıklama geldi. Mali İşler Başkanı çok önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya geleceğiz değerli izleyicilerimiz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'ne öncelik tanınacağı endişe ve tartışmalara yol açtı ciddi anlamda da şu anda tartışılıyor. ABD 100 milyon doz aşı'nın yanında 500 milyon doz aşı siparişi anlaşması Biontech firmasıyla yaptı. Avrupa Birliği 300 milyon, Japonya 120 milyon, İngiltere ise 40 milyon doz aşı siparişi anlaşması imzaladı. Biontech ve orta Pfizer şimdiye kadar 570 milyon doz aşı siparişi aldı. Ayrıca 600 milyon doz aşı opsiyon olarak sözleşmeye bağlandı. Tüm sözleşmeler klinik başarı ve izle bağlı değerli izleyicilerimiz. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bu aşıyı bir Alman şirketinin geliştirmiş olmasına rağmen aşının Almanya'dan önce başka ülkelerde kullanılmasının anlaşılır olmayacağını ifade etti. Yani Almanya Sağlık Bakanı diyor ki biz bulduk diyor bunu bizden önce başkalarını kullanması anlaşılabilir bir durum değil. Avrupa Birliği'ne de bir an evvel aşı siparişinin tamamlaması çağrısını yapıyorum diyor. B devam ediyor. Bakan şunları söylüyor. Almanya %19'a tekabül eden 56 milyon doz aşı alacak. Ancak bu miktar bizim için yeterli değil. 100 milyon doz aşı almamız gerekiyor diyor Almanya Sağlık Bakanı. Çünkü değerli izleyicilerimiz Yapılan açıklamalara göre tek doz değil, insanlara iki doz aşı yapılacak, koronavirüs aşısı yapılacak değerli izleyicilerimiz. Biontech gelen yol siparişler üzerine koronavirüse karşı geliştirdiği aşının üretimini arttırmak için harekete geçti. Almanya'da Mainz, Berlin, Idora yanında dördüncü yer olarak Marburg'da da üretime geçilecek. Biontech'in bu yıl sonuna kadar 100 milyon, Gelecek yılın ilk 6 ayına kadar 250 milyon, 2021'in sonuna kadar ise yaklaşık 1.3 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor değerli izleyicilerimiz. Aşı dağıtımında imtiyazlı ülkeler olacağı tartışmalarına Biontech'ten bir açıklamayla cevap verildi. Biontech Mali İşler Bakanı Pötting şunları söyledi. Aşıyı eşit ve adil bitimde, biçimde dağıtacağız. Öncelikle ülkeler olmayacak. Biz insanlığın bu aşıdan bir an önce istifade etmesini bekliyoruz diyorlar değerli izleyicilerimiz. Evet değerli izleyicilerimiz. Profesör Doktor Uğur Şahin'in üretmiş olduğu koronavirüsle ilgili aşının peşine tüm dünya düşmüş vaziyette. Herkes bir an önce aşıya ulaşmak istiyor. Bu arada Almanya'da değerli izleyicilerimiz yapılan açıklamaya göre koronavirüs aşısı zorunlu olmayacak. isteyen aşıyı yaptıracak değerli izleyicilerimiz. Tabi aşının parasıyla ilgili de bir tartışma var Almanya'da. Bir kısım aşının tüm masraflarını doktor tedavi yapılması gibi masraflarının devlet tarafından karşılanmasını ifade ederken bir kısmı ise bunun maliyetli olacağını, Alman ekonomisini etkileyeceğini ifade ediyorlar. Ve gelinen noktada böyle bir sürtüşme tartışmada yaşanıyor Almanya'da. Almanya'da değerli izleyicilerimiz bazı bölgelerde, bazı mekanlarda Koronavirüs nedeniyle maske takılması zorunlu. Bununla ilgili bir haber var, bir e, hukuk konusu var. Bakın neymiş bu bakalım hemen. Almanya'da mahkemelerde duruşma sırasında hakimlerin COVID-19'a karşı korunabilmeleri için salondaki herkesin maske takmasını isteyebileceği açıklandı. Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülen bir dava sırasında avukatın maske takılmasına yönelik yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme hakimlerin maske takılması konusunda karar verebileceğini hükmetti ve avukatın temiz başvurusunu reddetti. Mahkeme salonlarında hakimler duruşma boyunca cerrahi maske veya daha yüksek koruma önlemleri alınmasına yönelik karar verebilecek. Mahkeme salonunun yetersizliği, katılımcıların kalabalık olması halinde de mahkeme heyeti duruşmaya video konferans yöntemiyle katılma imkanı sağlıyor diyor. Evet. Yani toplumun her kesiminde koronavirüsle yaşamaya alıştırılıyoruz aslında durum bu. Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da 3 futbolcuda değerli izleyicilerimiz koronavirüse rastlandı ve tüm takım karantinaya alındı değerli izleyicilerimiz. Hoffenheim Sportif Direktörü Alexander Ross'un aylardan beri titizlikle hijyen kurallarına uyduklarını belirterek vakaların çokluğuna anlam veremediklerini ifade etti. İnsanoğlu da anlam veremiyor ama koronavirüs topçu, popçu tanımıyor, önüne geleni indiriyor. Türkçesi bu değerli izleyicilerimiz.